konkordato açıklamamızdan sonra farklı yorumlamalar oldu. Bununla ilgili biz de basını ve medyayı bilgilendirmek istedik. Firma yetkilileri basın açıklaması öncesi gazetecilere 70 yıllık köklü bir tarihe sahip şirketi gezdirerek üretim alanları konusunda bilgi verdi. Genellikle Körfez ülkeleri işte yakın olması sebebiyle Irak hala hazırda devam ediyor. Tabii iç pazarda ciddi bir daralma var. Bunu herkes yaşıyor. Son dönemde de ihracatı biraz daha yoğunlaştırıp o tarafa yoğunlaşma yolunda hareket ediyoruz. Yapılan açıklamada şirketin alınan konkordato kararıyla borçlarını yapılandırmaya gittiği, bu süreçte üretime devam ettikleri bilgisi verildi. Son dönemde piyasalarda yaşanan nakit akışı sıkışıklığı, TL'de yaşanan aşırı değer kaybının piyasa faizlerinin öngörülebilir düzeyin çok üzerine çıkması sebebiyle şirketimiz kısa vadeli dönemde sıkıntı yaşamaya başladı. Piyasa koşullarına uyum sağlamak adına mevcut ödeme yapımızı da sürdürülebilir değişikliklere gitme adına bazı tedbirler aldık. Ve yasal süreçleri devreye koyma adına yönetim kurulu kararı ile yeniden yapılandırma sürecine başladık. 11.09.2018 tarihi itibariyle Avukat Avni Sönmez tarafından yetkili Asli Ceza Mahkemesi'nde yapılan konkordato talebimiz gereğince yetkili mahkeme tarafından tedbir kararı alınmıştır. Bu süreç daha sağlam ve daha kararlı adımlarla markamızı ileriye taşıyacak. Firma yetkilisi Furkan Isınlık, yaşanan bu dar boğazdan daha da güçlü bir şekilde büyüyerek çıkacaklarını kaydetti. Bugüne kadar yarattığımız güven, kalite ve mutlu müşteri deneyimini daha nice yerli ve yabancı müşterilerimize uzun yıllar yaşatmaya devam edeceğiz. Geçici süreli bu durum başarıyla ve el birliğiyle geride bırakacağız.